Merhaba arkadaşlar. Bu videoda EKPSS 2012 sorularını çözeceğiz. Ortaöğretim. Bu video geciktiği için özür dilerim. YDS sınavı ile ilgili sayfadan çok mesaj gelmişti. İnşallah bu video faydalı olur. 3 hafta var sınava. Şimdi bu soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Bizim burada bilmemiz gereken şeyler neler? Artı ile eksi nasıl çarpılıyor? İlk bunu sınanmış. İkincisi, eksi ile artının bölümü ne oluyor? Eksi oluyordu değil mi? Artı ile eksinin çarpımı da eksi oluyor. Ve şunu sınamış. Mesela eksi 6'dan eksi 8'i çıkaracağız. Bunu nasıl yaparız? Yani bu kadar eksi gelince kafamız karışıyormuş. O bilgiyi sınamış. Bakalım. Şimdi önce çarpmayı yapıyoruz. İşlem sırası çarpma, bölme, önce toplama, çıkarma, sonra eksi 2 ile 3'ü çarptık. Eksi 6. Şöyle düşünelim. 2 ile 3'ü çarptık, 6. Eksi ile artıyı çarptık, eksi. Yanına yazdık. Eksi, eksi 8. Şöyle iki tane eksi yan yana geldi mi? Bunu siliyorum, artı yazıyorum. Eksi 6, artı 8. Ne olur? Sayı doğrusunda 8 bu tarafa gittim, sonra 6 bu tarafa gittim. 2 bu tarafta kaldım, değil mi? Yani artı 2 olur. Bölü eksi 3, eksi 2, artı 1. Zaten toplama çıkarma arasında bir işlem farkı yok. Sırayla yapabiliriz. Eksi 2, eksi 3 daha. Eksi 5, artı 1, eksi 4. Mesela kafamız karıştı diyelim. Eksilerde ne yapıyoruz? Bu tarafa gidiyoruz. 2 tane gittim. 3 tane daha gittim. Toplam 5 tane gittim. Sonra artı da bu tarafa gidiyoruz. Bir tane bu tarafa geldim. Şurada 4 oldum. Yani sağ sol tarafta 4. Yani eksi 4. 2 bölü eksi 4 neye eşit olur? Sadeleştirirsek 1 bölü 2'ye eksi. 2'ye böldüm iki tarafı da. Bu soruda ne sınanmış? Önemli olan soru değil. Soruda sınanan bilgiyi görerek çalışırken ona göre çalışma. Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, payda eşitleme ve bölme. Bunları bilmemiz gerekiyormuş. Sorular değişir ama sınanan bilgiler pek değişmez. Şurada paydalarımız farklı olduğu için 3'e 2 önce paydaları eşitleyeceğiz, sonra toplayacağız. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletirsem 4 artı 3 bölü 6, 7 bölü 6. Burada ne yapacağız? Yine aynı şey çıkaracağız bu sefer. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletirsem 4 eksi 3 bölü 6, 1 bölü 6. Üst tarafta 7 bölü 6 var, alt tarafta 1 bölü 6 var. Şimdi toplama çıkarmayı yaptık. Geldik bölme işlemine. Bunu nasıl yapıyoruz? İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Buraya çarp diyoruz, ters çevirip yazıyoruz. Şimdi bu ne demek? Üstü 6 ile altı 6 ile çarp demek. Sadeleştirebiliriz. Mesela nereden aklımıza gelsin? 2 sayısı aslında 2 bölü 1'dir, değil mi? Hem üstü hem altı 6 ile çarpsak ne olur? 12 bölü 6 olur, değil mi? Yine 2'ye eşit. 12 bölü 6, 2. Demek ki değişmiyor. Şuradan 7 sonucuna ulaşıyoruz. 7 bölü 1 oluyor. 7 bölü 1 de 7'ye eşit. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayın. Ben bunu şuradan aklımda tutarım. Genelde mesela 5 bölü 4 diyor ya. Şimdi şöyle düşünürüm. Bir pastam var. Hep bu 1 büyük ya, ona göre yazayım. Mesela 2 bölü 1, 3 bölü 2, 4 bölü 3. Şimdi şöyle bakalım. Pastaya da gerek kalmadan. 2 bölü 1 mi büyük, 3 bölü 2 mi? 2 bölü 1 2'dir adı üstünde. Ama 3 bölü 2 2'den küçüktür. Çünkü 2 4 bölü 2'ye eşit. Burada bir küçülme var, 3 bölü 2 olmuş. Öyleyse buraya gittikçe azalıyor. Öyleyse 4 bölü 3 bunlardan en büyüğü. Sonra 5 bölü 4, sonra 7 bölü 6. Diyelim ki unuttuk, şöyle düşünelim. Mesela 7 bölü 6 bir tamdır, değil mi? 6 bölü 6'dır, bir de 1 bölü 6'dır. Yani bir tane tam var, bir de 1 bölü 6 var. Yani 6'da 1 var. Bir pasta düşünelim, 6 parçaya bölüp bir parçasını aldık. 4 bölü 3 nedir? Bir tane 3 bölü 3 var, bir tane de 1 bölü 3 var. Yani bir tam aldık, yine aynı şekilde pastayı. Burada 3 parçaya bölüp bir parçasını aldık. Bu daha büyüktür, değil mi? Bir pastayı 6'ya bölünce daha küçük bir parçasını alırız. Birinde 6'ya bölüp bir parçasını alıyoruz, diğerinde 3'e bölüp bir parçasını alıyoruz. Buradan da görebiliriz.
Hepsini boş verirsek şuradan mesela 4 bölü 3 diyoruz. Bir kere var 3, bir de yok. 0 koyduk, 3 var. Böyle 3 3 gidecek. Diğerini yapınca 5 bölü 4'ü 1,25 olacak. 7 bölü 6 da 1 virgül muhtemelen 10, böyle 1 diye gidecek. Dolayısıyla buradan da yapabiliriz. İstediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Bunun cevabı şu olacak. Bir sayının 3 bölü 5'i 18'dir. Şöyle okuyamıyoruz bunu. 5'te 3'ü 18'dir. Şöyle bir pasta var. Bunu ben 5'e ayırdım. 2, 3, 4, 5. 5'te 3'ü 18'miş. Yani 1, 2, 3 parçası 18'miş. 3 parça 18 ise 1 parçası nedir? Mesela 3 kardeşe 18 lira verdim. 1 kardeşe kaç lira vermişimdir bu durumda? 6 lira değil mi? Eşitse. 6, 6, 6. Buralarda 6'dır eşit olduğuna göre. Toplam kaç oldu? 5. 6 çarpı 5'ten 30. Yani sayının tamamı 30'muş. Burada hangi bilgiyi sınadı? Bir sayısının belli bir oranını verince sayının kendisini bulma. Şöyle diyebilirdi. Bir sayının yarısının diyebilirdi. Yarısının. O zaman 30'u bulduktan sonra onu bir de 2 ile çarpardık ki en başa dönelim. Bununla ilgili kanalda denklem çözmede pratik yol. Denklem çözme hilesi diye YouTube'da aratınca çıkar. Onunla ilgili var. Rasyonel sayı sorularıyla da ilgili, rasyonel sayılarla ilgili tüm çıkmış soru çözümleri videosu var. Yine 1 saate yakınlık. Gelelim buna. Ardışık 3 tek sayının ortalaması 35'tir. Bu sayıların en büyüğü kaçtır? Bununla da ilgili faydalı olabilecek ardışık sayılarda karpuz modeli diye bir video var YouTube kanalında. Şöyle bakalım. 3 tane tek sayı var. Ortalaması 35. Ben şöyle derim. Bu 35, bu 37, bu 33'tür öyleyse. Çünkü bunların ortalamasını alınca buradan 2 artırmışım, buradan 2 azaltmışım. Ortalamasını alınca yine buna gelir. Öyleyse bu sayıların en büyüğü kaçtır? 37'dir. Yine bu işte tam karpuz modeli videosu işe yarar YouTube'da. 2 basamaklı 5A sayısı 2 ve 3'e tam bölünebildiğine göre A kaçtır? Ne diyor? Şunu söylüyor. 2 ve 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünür. Çünkü 6'ya bölünmenin kuralı 2 ve 3'e bölünmeydi. Bunu değiştirip nasıl sorabilir? 2 ve 5'e bölünüyorsa sayı neye bölünüyor? 10'a bölünüyor. Veya örneğin 3 ve 4'e bölünüyorsa 12'ye bölünüyor. Ne yapıyorduk? Bu ikisinin o kekini alıyorduk, ortak katını. Oradan anlayabiliyorduk da genelde şu ikisi çıkıyor zaten. Yani bir sayı 2 ve 3'e bölünüyorsa 6'ya bölünür diyoruz. 2 ve 5'e bölünürse 10'a bölünür diyoruz. Bu 6'ya bölünüyorsa ne olabilir mesela? Zaten ihtimaller sınırlı. 50, 51, 52, 53, 54 gibi gidiyor. Zaten 54 6'ya bölünüyor. Dolayısıyla A'da 4 oluyor. Bu iki basamaklı sayı olduğu için 54. Gelelim buna. İşlemi denilmiş. Bununla da ilgili yine işlem soru çözümleri, işlem videosu var kanalda. Şununla da ilgili tüm bölünme kuralları ile ilgili video var. Onların hepsi faydalı olur. Buna dahil bu konulara. Şimdi burada üçgen diyor ya, bu hiç önemli değildi. Şu demek, şunun aynısı şurada var ya. X yerine birinci sayıyı koyuyoruz. Yani şunu. Y yerine de ikinci sayıyı koyuyoruz. Ne oluyor? X yerine koyduk. Eksi 2'nin karesi oldu. Şurası x kare yerine yazdık. Artı xy, x'ini çarptık. Eksi 4. Eksi y'nin karesi eksi 4. Ne oldu? 4 artı eksi 4. Eksi 4. Bu bunu götürdü. Artı eksi şu kaldı. Eksi 4. Bu da aslında yukarıdakine benzer bir şey. Sadece f'in içi 1 bölü 2 ise getirip x yerine 1 bölü 2 diyoruz. Çünkü f'in içinde x var. 1 bölü 2'yi getirip buraya yazıyoruz. X gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazıp denklemi yazalım. Ne oldu? 1 bölü 2'nin karesi ne demek? Kendisiyle çarp demek. Çarpalım. Hep rasyonel sayı dikkat ederseniz. 1 bölü 4. Eksi 1. Bu da 1 bölü 4 artı 1. Şimdi biz aynı şunun gibi bir soru elde ettik değil mi? Şurada. Şunun gibi.
Yani fonksiyon sorusu sözde ama küçük bir bilgiyi bilirseniz, sadece şunu şuraya yazılacağını bilirseniz onu hemen rasyonel sayı sorusuna dönüştürüyorsunuz. Şurada payda eşitleyeceğiz. 1 bölü 4 eksi 4 bölü 4. 1 bölü 4 alt tarafta artı 4 bölü 4. Şu eksi 3 bölü 4. Şu 5 bölü 4. Bunu alttakini ters çevirip çarpıyorduk. 4 bölü 5'i. 4'ler gidiyordu. Eksi 3 bölü 5 kalıyor. Gelelim buna. Burada bize şunu söylüyor. İçler dışlar yapmayı öğren. Yani şununla şunun çarpımının, şununla şunun çarpımının eşit olacağını öğren. Hadi çarpalım. 3 çarpı x artı 1. Önce birinci terimle çarpıyorum. 3 çarpı x, 3x. Yani elma diyelim. 3 tane elma, 3 elma olur. 3 çarpı 1, 3. Eşittir. 2 çarpı x, 2x olur. Eksi 1 de 2 çarpı eksi 1. 2 tane eksi 1'i ne yaparız? 2 ile eksi 1'i çarparsak veya 2 tane eksi 1'i toplarsak ne olur? Eksi 2 olur. Şunu şu tarafa atıyoruz. Artı geçiyor. Bununla da ilgili bir bilinmeyen denklemlerde bir bilinmeyenli denklem çözme videosu kanalda var yine. Artı geçiyor. 5. Bu da buraya eksi x olarak geçiyor. Ters attım. Bazen böyle olur. Ters atınca sadece eksileri artı yapıyoruz. Yani şunu eksiyle çarpıyorum. Artı x oldu. Bu da eksi 5 oldu. Ters atmasaydım ne olacaktı? Şöyle yapayım. 2x'i buraya atacaktım. Artı 3'ü buraya atacaktım. 2x buraya eksi 2x geçer. 3x eksi 2x eşittir. Artı 3 karşıya eksi 3 geçti. Eksi 3 eksi 2. X eşittir. Eksi 5. Bir anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı 42'dir. 7 yıl sonra. 7 yıl sonra ne olur? Hem anne hem kız 7 yaş büyür, değil mi? Yani toplamları 7 artı 7'den 14 artar. 42, 14 daha 56. 7 yıl sonra yaşları toplamı 56 olacak. Annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olacakmış. Şimdi anne, kız. Kutu çizelim. Kız 1 kutu, anne 3 kutu. Yani yaşı bunun 3 katı bunun. Toplam 4 tane kutumuz var ve bu 4 kutu 56'ya eşit. Öyleyse ben bir kutuyu nasıl bulurum? 56'yı 4'e bölerim. O da 14. Öyleyse 14, 14, 14, 14 yazalım. Kızın yaşı 7 yıl sonra 14 oluyormuş. Annenin de 14 10, artı 14 artı 14'ten 42 oluyormuş. Sağlıyor mu? Toplamları 56 sağlıyor. Kızın 7 yıl sonraki yaşı 14 ise şimdiki yaşı nedir? 14'ten 7'yi çıkaracağım. Dolayısıyla 7. Bir etek alış fiyatı üzerinden %25 karla 45 TL'ye satılmıştır. %25 kar ne demek? 4'te 1 demek, değil mi? Bir mağazada %25. Şöyle yazalım. %25. Sadeleştirelim. 25'e bölünce burası 1 olur. 25'e bölünce burası 4 olur. Demek ki 4'te 1 kar demek. Yani senin 4 normaldeki maliyetin bu, kazanacağın para bu. Bunun üstüne 4'te 1 daha koyuyorsun. Yani bir kutu daha koyuyorsun. 5 kutun oluyor. Bu 5 kutu ne kadar? 45 TL. Dolayısıyla 45 TL'yi 5'e bölersem her kutum 9 lira, değil mi? Öyleyse ben buna şu karı koymasaydım, sadece 4 kutum olsaydı 4 çarpı 9'da bu eteği 36 liraya almıştım. 36 liraya aldım ama 4'te 1'i olan 9 lirayı üstüne koy ve 36 artı 9'dan 45 liraya sattım. Boyutları 200 metre ve 300 metre olan dikdörtgen biçiminde işte bahçenin kare biçiminde eş parsellere bölünüyor. Bununla ilgili de kanalda EBOB, EKOB tüm soru çözümleri bir videosu var. O da çok faydalı olur. Bunun daha kolayı, daha zoru da orada var. Buna göre bu bahçe en az kaç parsele bölünür? Şimdi burada şeye bakıyoruz. EBOB'a bakıyoruz. En büyük ortak bölünene bakıyoruz. Bu ikisinden büyük ortak bölüneni 100'dür. Yani ikisi de 100'e bölünür. 300 bölü 100, 3, 200 bölü 100, 2. Ama daha büyük de bir şeye bölünmezler. 100'den büyük, ortak olarak. Dolayısıyla çizdiğim de şöyle. Buraya 200, buraya 300, buraya 200, buraya 300 dediğimde ve böldüğümde 200'ü 100'e nasıl 100'e böldüğümde ne olur? 100, burası, 100 de burası. Şöyle ortadan ikiye bölerim yani.
300'ü 100'e nasıl bölerim? 1, 2, 3. Eşit olmadı ama 100, 100, 100 diye düşünelim. Dolayısıyla en az kaç parçaya bölündü? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya böldük. 100'den daha büyük. Mesela 150 olsaydı ne olacaktı? 300'ü 150 olduğu için 2'ye bölecektim ama 200 150'ye bölünür mü? Bölünmez. Daha küçük bir şey düşünelim. Mesela 50'ye bölseydik, 250'ye bölseydik 4 tane parça edecekti şurası. 350'ye bölünce 6 parça edecekti. Ama bu sefer parsel artıyor. Bize diyor ki en az kaç parsele bölünür. O yüzden EBOB alıyoruz. Yine o videoda EBOB-EKOK çözümlerinde var. Şimdi şu sorularla ilgili, geometri sorularıyla ilgili aslında geometriyi görünce hemen bırakmamak lazım. Öyle yapan da üyeler var sayfada. Bu videolarda biraz bu sorularda onu görüyoruz. Şimdi diyor ki tabanı 16 santim. Bir tane üçgen çizdik. Tabanı 16 santim. Buna ait yüksekliği de 8. Olan üçgenin alanı. Sadece üçgenin alanını bileceğiz. Ne demek üçgenin alanı? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hadi bunu unuttuk diyelim. Üçgen aslında karenin yarısı değil mi? Şöyle. Karenin yarısı aslında. Dolayısıyla karenin alanı neydi? Kenarı T desek T kareydi. T ile kendisini çarpıyorduk. Üçgen bunun yarısı olduğu için T ile kendisini çarpıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Ama üçgende biri T oluyor, biri yükseklik oluyor. Şimdi niye biri T biri yükseklik oluyor? Şöyle kare üzerinden düşünürsek burası karenin bir kenarı oluyor. Burası da diğer kenarı oluyor. Ama onun yarısını alıyoruz üçgen olduğu için. Sadece formülü bilsek de çıkar yani. 16 taban çarpı yükseklik 8 bölü 2. 16 2'ye böldük mü? 8, 8 kere 8 64. Bu bir karenin alanına eşitmiş. Karenin alanı neydi? A desek A kare. A kare 64 ise A ne olur? 8 olur. Yani neyi kendisiyle çarparsak 64 olur? 8'i. Öyleyse karenin kenarı da 8. Geldik bu soruya. Yine benzer. Taban yarıçapı 6 santim, yüksekliği 10 santimetre olan silindir biçimindeki su kabının hacmi kaç santimetre küp? Bunun bir formülü var. Pi r kare h. Pi zaten aynen bırakıyoruz. R ne? Yarıçap. Ama şaşırtmak için burada çap verebilir. Mesela çapı 10 der. Biz yine yarıçap alacağız. Yani yarısı olan 5'i alacağız. Burada vermemiş. Yarıçapı 6 ise 6'nın karesi 10. 36, 360. Pi de yanına yazıyoruz. 360 pi. Buradaki bizim hacmimiz V diyelim. Hacmi 360 pi. Yani iki tane formül var. Hiç başka bir şey yok. Ezber bilgi. Ama basit yani zorlamamış formüllerde. Dik koordinat düzleminde verilen bir A 2N noktası şöyle veriyor. 2N ne demek? X ekseninde 2. Yani şurada bir yerde. 2. 2 burası. Buna göre şuralarda bir yerde. N noktasını bilmiyoruz. X eksenine göre simetri 2'ye eksi 3'müş. X ekseni şu, Y ekseni bu. Buna göre simetrik ne demek? Şurayı bir kağıt gibi düşünün. Şurayı bir kağıt gibi düşünün. Bu kağıdı alıp şuranın üstüne kapattığımızı düşünün. Yani kırmızıyı mavinin üstüne kapattığımızı düşünün. X'e göre simetrik o. Çünkü ortada X var. X'i ayna gibi düşünüyoruz. Kırmızıyı alıp mavinin üstüne kapatıyoruz. Dolayısıyla buna göre simetri 2 eksi 3 ise yani 2 eksi 3 şurası. Kağıt kapanmadan önce şurası iki gene aynı. Eksi 3 yerine artı 3 vardı. Bu noktanın Y eksenine göre simetri ise MN. Y'de de şöyle düşünüyoruz. Şu ya Y dik olan ya. Şurayı alıp şuranın üstüne kağıdı kapatır gibi kapattığımızı düşünüyoruz. Tam buradan tutup kağıdı buraya kapatıyoruz. Dolayısıyla şunun tam karşıdaki yerini bulacağız. Dolayısıyla bunu alacağız tam karşıdaki yere. Şuradaki yere. O zaman ne oluyor? Y noktası değişmiyor bu sefer de. X'e göre katlayınca X değişmiyor. Y'ye göre simetrilenince Y değişmiyor. Zaten önemli bilgi de o. Bu sefer 3 oluyor. X'in simetri 2 yerine eksi 2 oluyor. Yani bu noktada eksi 2'ye 3. N eksi 2, N 3. Tabi bu biraz analitik geometri bilmekle alakalı. Çalışmadan anlamak çok zor.
Ama yani çözüm böyle. Eksi 2'ye artı 3. İkisini toplarsak ne oluyor? 1 oluyor. Bu videoyu izledikten sonra tavsiyem kanaldaki tüm çıkmış soru çözümleri adında videolar var. Mesela üslü sayılar tüm çıkmış soru çözümleri, karekök sayılar tüm çıkmış soruları. Onların birinci bölümleri var zaten. Onları birinci bölümlerini izlemek çok faydalı olur. Ebo, Peko, üslü sayılar, karekök sayılar. Ondan sonra işlem var, kümeler var, sayı problemleri var. Onların faydası olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur.